Nesin sana? Arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlerle beraber hazır baklavalık yufkadan çok güzel çıtır çıtır peynirli bir börek yapacağız arkadaşlar. Bunun için malzemelerimiz 50 gram eritilmiş margarin veya tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, şöyle dikkatlice koyayım dökülmesin, 1 su bardağı dolusu süt, 1 yemek kaşığı kadar un. İçine de çok az bir tuz koydum. Böyle çeyrek çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Bir de peynirimiz var. Ben beyaz peynir ve lor peynirini karıştırdım. Beyaz peynirim çok yağlıydı. Biraz dengelesin diye o şekilde yaptım. 18 adet de baklavalık yufkaya ihtiyacımız var arkadaşlar. İşe ilk olarak sosumuzu hazırlamakla başlayalım. Şimdi ben buraya sıvı yağımı da ilave ediyorum margarin üzerine. Tereyağı olursa tabii daha iyi olur. Şuraya alayım. Ve sütümü ilave ediyorum. Un ve tuzumu da ekliyorum şimdi. Unu ekleyince çok güzel böyle bir lezzet veriyor. Çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Un ve nişasta. Nişasta yok bu tarifte tabii ama nişastalı unlu börekler o şekilde arkadaşlar. Evet, şöyle güzel bir karıştırdık. Homojen olmasına dikkat edelim. Çünkü yağ biliyorsunuz hemen üste çıkıyor. Hatta bir söz vardır ya, zeytinyağı gibi üste çıktı falan diye, ama gerçekten de hep üste çıkıyor yani. Ara ara zaman zaman bir karıştırmak lazım. Yine un koyunca biraz dengeleniyor ama un olmayınca sıkıntı. Yumurta yok bu tarifte arkadaşlar. Yumurta alerjisi olanlar için de güzel bir tarif. Evet, sıra geldi yufkalarımı açmaya. Evet arkadaşlar, bu baklavalık yufkanın içinden çıkan poşeti zemine yaydım. Benim paketim yarımdı, o yüzden bunu kullanacağım. Ama eğer sizin paketiniz yarım değil tümse, başka bir poşetle yayabilirsiniz ya da silpatla falan da yapabilirsiniz. Ben kolaylık olsun diye bunu yaydım. Çünkü onunla rulo yapacağım. Bir kat alıyorum elime yufkayı. Şöyle 1-2 kaşık sos gezdiriyorum. Yalandan şöyle bir kenarlarına, köşelerine yayıyorum. İkinci yufkayı üzerine yayıyorum. Buna da aynı işlemi uyguluyorum. Üçüncü yufkayı alıyorum. Bu baklavalık yufkalar çok çabuk kuruyor arkadaşlar. Bununla iş yaparken, yani ne yaparsanız yapın ama hızlı yapın. Ve mutlaka pencereleriniz, kapılarınız kapalı olsun. Çünkü pencereler, kapılar açık olduğu zaman çok daha hızlı kuruyorlar. Evet. Bu şekilde sosunu yaydık arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle 3-4 parmak kadar katladık içe. Ben bugün peynir kullanıyorum. Yani siz istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. İçine maydanoz da koyun arkadaşlar. Ben çok seviyorum ama eşim pek sevmediği için her zaman koymuyorum. Bugün de koymadım. Bazen koyuyorum ama bugün koymadım. Şöyle kenarlarına güzelce yayıyorum. Her tarafına geldi. Evet arkadaşlar, şu poşetle, ya elinizle de yapabilirsiniz ama şu poşetle de şöyle rulo halinde sarabilirsiniz.
Böyle tepsime de borcama da yerleştiriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum borcama. Paketim açık demiştim. Bir kenarından böyle biraz kurumuş. Poşette geçirmiştim ama diyorum ya, bu yufkalar çok aşırı kuruyor. Muhafazası zor yani. Şöyle kaşın sırtıyla da şöyle yayabiliriz arkadaşlar. Öyle daha da her tarafa daha rahat bulaşmış olur. Şöyle şunu da alayım. Bütün yufkalara aynı bu işlemi uygulayacağız. 3 yufka alacağız. Aralarına 2'şer kaşık sos yayacağız. Bu şekilde böreklerimizi bitirmiş olacağız. Çekimi de içeride yapıyorum salonda. Mutfak biraz karanlık geldi. Bugünlerde havalar biraz böyle gri, yağmurlu, bulutlu. O yüzden masa bana birazcık böyle dar geldi. Ha pardon, şuradan. Evet, birazcık içine katlayalım. Şu da elimin altında değip duruyor. Ay, kenara koyayım. Evet, şöyle peynirinden koyalım. Eğer sizin de peyniriniz yağlıysa benimki gibi arkadaşlar, biraz lor peyniri katabilirsiniz. Çünkü çok yağlı olduğu zaman peynir bu sefer içinde erime yapıyor, akma yapıyor. Ben öyle çok sevmiyorum. Şu şekilde şöyle bastıra bastıra arkadaşlar. Koyalım şöyle. Oh, evet, ikincisi de tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 18 adet yufka böyle dikdörtgen bir borcama çok güzel tam yetiyor. Şimdi şöyle birazcık sosumuz kaldı. Bunu da ne yapacağım? Üzerlerinden şu şekilde süreceğim. Çünkü üstüne yumurta sürmeyeceğiz bunun. Bu kalan sosunu sürüyoruz. Şu kenarları çok kuruydu. Gördüğünüz gibi bunlar böyle biraz ayaklanır gibi olmuşlar. Bu sosu da sürdükten sonra biraz dinlendireceğim ben bunu. Üzerine streç film çekip kurumasın diye. Bu sosu iyice çeksin içine. Daha lezzetli, daha güzel olsun. Yani en az yarım saat dinlendirmek gerekiyor buzdolabında. Vaktiniz varsa yani bir gece öncesinden bile dinlendirebilirsiniz. Gerisi size kalmış. En az yarım saat dinlendirin ama en fazla ne kadar dinlendirmek isterseniz orasını siz bilirsiniz. Şöyle kenarında kalan yağları da üzerine dökeyim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi üzerine streç filmi çekip en az yarım saat olmak üzere dinlendireceğim. Daha sonradan da fırına vereceğim. 200 derece ısınmış fırında pişireceğim arkadaşlar. Evet, böreğim 30 dakikada çok güzel nar gibi kızardı. Şimdi dilimleyeceğim arkadaşlar. Çıtırtıları duyuyorsunuzdur. Şu
ortadan bir kesmiştim. Tekrar şöyle keseyim. Evet. Bir de şu şekilde. İstediğiniz boyda, istediğiniz ebatta kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda özgürsünüz. Ben şu şekilde keseyim. Evet. Evet, güzelce kestim böreklerimi. Şimdi bir tanesini alacağım. Tadına bakacağım. Evet, gel bakalım. Çıtırtısını dinleteyim. Evet arkadaşlar, çok güzel çıtır çıtır bir börek. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda bırakırsanız abone olduğunuzu anlarım. Böyle güzel tarifleri görmek istiyorsanız mutlaka abone olun. Ve istediğiniz bir tarif varsa yorumlara aşağıya belirtirseniz çok sevinirim. Ben de değerlendiririm. Evet, böreğimizin altı da güzel kızarmış. Börek olmasına rağmen börekler biliyorsunuz altları biraz geç kızarır. Hemen tadına bakıyorum. En sevdiğim kısım burası. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Harika olmuş. Ben börekleri çok severim. Böyle çıtır börek olsun, diğer su böreği tarzında olsun, hepsini çok severim. Ama bu da çok lezzetli olmuş, gerçekten harika. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Daha önce denemediyseniz eğer. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.